moda tüm dünyada ve Türkiye'de merak edilen moda akımlarını takip etmeye devam ediyor. Şimdi de son zamanlarda herkesin merak ettiği ve denemek istediği bir moda trendi geliyor ekranlarınıza. Lezzetli hem güzel görünen glutensiz pasta yapmaya hazırsanız lafı çok fazla uzatmadan başlıyoruz. Yanımda önceleri hobi olarak başlayan, daha sonra kendisini bu alanda geliştiren Esra Akbalık var. Merhaba Esra, tekrar nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. İstersen sohbete başlamadan önce malzemelerimizi sayalım. Tamam, tabii ki. Hemen sayıyorum. Burada muzumuz, badem ve fındık unumuz, %80 oranında kakao içeren çikolatamız, yumurta akımız, kakaomuz, sütümüz ve frambuazımız var. Glutensiz pastanın diğer pastalardan farkı nedir Esra? Şöyle, biz glutensiz derken şu an yaptığımız tarifte aslında un da kullanmıyoruz. Unsuz, şekersiz ve yağsız. Yani rafine şeker de yok kesinlikle tarifimizde. Lezzet bakımından aynı mı oluyor peki? Hatta bence lezzet bakımından daha da güzel olacak. Son günlerde glutensiz ürünler gerçekten oldukça popüler. Peki öğrenelim, bu popülerliğin sebebi nedir? Aslında insanlar artık daha çok sağlığına önem veriyor. Gluten aslında gerçekten bedenimiz için zararlı. Sindirim sistemimizi, bağırsak floramızı bozan bir şey. Yani son yıllarda bunun önemli olması, artık kendimizi daha sağlıklı besleniyoruz ve kendimize daha çok dikkat ediyoruz. Bence o yüzden. Şu anda muzları ince ince dilimliyor Esra. Hatta eziyorsun. Evet. Pastamızın kıvamında olması için bunu bu şekilde iyice ezmemiz gerekiyor. Hatta şu an oldu. Yumurtalarını içine koydum. Düşük devirde çalıştırmaya başladım. Muzlarımız karıştıktan sonra sütü ekliyoruz. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz karıştıktan sonra artık badem ve fındık unumuzu ekleyebiliriz. Normal un kullanmıyoruz. Evet. Onun yerine dediğin badem gibi badem ve fındık unu. Onun yararları var mıdır? Tabii ki. Çünkü bundaki fındık ve bademin içerisindeki yağlar sağlıklı olduğu için tamamen sağlıklı yapmış oluyoruz. Biraz iyice birbirine karıştıktan sonra malzemelerimiz, çikolatayı ekleyeceğim. Bunun için durduruyorum. Malzemeler arasında en güzel kokan da çikolata tabii ki öyle. Burnumuzda şimdiden kokusu geliyor. Aynen. Hemen karıştırıyoruz ve kabımıza dökeceğiz şimdi pastamızı. Aynen. Pişirme süresi ne kadar? Pişirme süresi yaklaşık 45 dakika kadar. Tabii ki herkesin evindeki fırına göre pişme süresi değişebilir. Süslemek için meyvelerimiz de burada. Piştikten sonra mı meyveleri kullanacağız? Hayır, şimdi koyacağız ve pişireceğiz. Burada frambuazlarımız var süslemek için. İstediğimiz gibi, istediğimiz yoğunlukta üstüne koyarak süsleyebiliriz. Ben bunu şöyle bolca koymayı tercih ediyorum. Pastamız pişti. Şu an sunumunu yapacağız birlikte. Evet. Burada frenk üzümlerimiz var. Bunlarla süsleyeceğiz. İsterseniz başlayın. Evet. Yani servis öncesi olarak hani hoş ve güzel duruyor. Hem de sağlıklı bir meyve yaptığımızda yakışır.
Sağlıklı bir şekilde beslenmek istiyorsanız evinizde de pratik bir şekilde glutensiz pasta yapabilirsiniz. Hoşçakalın.